arkadaşlar. Çiğ köftemizin son aşaması nedir bu arkadaşlar? 7 türlü baharat. Daha sonra zeytinyağı. Ne var abi baharatların içinde? Onlar bizim sırlarımız arkadaşlar. Sırrını vermiyorsun yani? Hayır. Evet, baharatımız tamam. Şu biberi kullanıyoruz arkadaşlar. Organik upay sotu kullanıyoruz. Bu çiğ köftemizin olmazsa olmazı. Ve diğer kriter sadece zeytinyağı. Kaliteli çiğ köfte kaliteli malzemeden olur. Hı hı. İstisnasız kural budur. Şimdi geldik köftemizin yağını vermeye. İşletmemizde sadece zeytinyağı kullanılır arkadaşlar. Bu firmamızın geleneğidir. Başka marka, başka yağ asla kullanmayız. Markada kristal mı olacak? Kesinlikle kristal olacak çünkü sadece kristal zeytinyağı bu randımanı veriyor. Reha olarak bu işe çok uygun. Bunlar şehir dışı vakum paketlerimiz. 8 gün garantili. İl dışında yaşayan hemşehrilerimize talep ettikleri takdirde kargoyla gönderiyoruz arkadaşlar. Dayanma süresi 8 gün. Aynı tazelikte kalabiliyor. Nasıl sipariş verecekler abi? Numaranı verebilir misin? Tabii arkadaşlar. Şurada numaramız yazıyor isterseniz. Zoomline takipçileriniz buradan bilgi alsınlar. 0555-044-6647. Tabii tabii. Türkiye'nin her yerine sipariş alıyoruz arkadaşlar. Kuşusuna yine böyle bakım yapıyoruz. 8 gün garantili. Mürat Bey yeriniz nerede? Atatürk Caddesi'nde arkadaşlar. Yeni Pınar Camii karşısında. Seçkin çiğ köfte. En güzel çiğ köfte nasıl olur? İyi malzemeden olur. Kaliteli malzemeden olur. Ve yaptığınız işi seveceksiniz arkadaşlar. Sevgiyle yoğuracaksınız. Sevginizi katacağız diyorsun. Hay hay muhakkak. Olmazsa olmazımız bunlar. Çiğ köfte Urfa mı, Adıyaman mı? Arkadaşlar etli çiğ köfte Urfa mı? Ama etsiz çiğ köftenin patenti de tescili de Adıyaman. Ha şunu da söyleyeyim. Malumunuz Türkiye'nin birçok vilayetinde Adıyaman çiğ köftesi adı altında binlerce firma açıldı. Bunların hiçbirinin bizim çiğ köfteyle bir ilgisi yoktur. Bunların hepsi ticaret amacıyla fabrikasyon ortamlarda hazırlanmış çiğ köftelerdir. Gerçek çiğ köfteyi biz yapıyoruz. Elinize sağlık. Afiyet olsun arkadaşlar. Bunu kaç saat yoğuruyorsunuz? Bunun biteri 50 kilo. Yoğurma süreci aşamaları da birlikte 3 saat civarında sürüyor. 3 saat. Tabii bu son aşaması. 5-6 dakikaya bu çıkacak artık. Şu an köfter dikkat ettiyseniz artık sakızlanmaya başladı. Evet. Bittiğinin işareti, sinyali. Abi pehlivan galiba, eski pehlivanlardan. Kesinlikle. Pehlivan doğdu, pehlivan ölecek. Köfteyle güzel güreşiyor. Abi her gün çiğ köfte yoruyor musun? Günde bir defa. Günde bir defa. Yani her gün. Her gün. Peki bir şey söyleyeyim. Her gün yiyor musun abi? Yok her gün. Tadına bakıyorum. Hı-hı. Ama size ikram edebilirim. Buyurun. Nasıl alacağız? Buyurun. Bir tane abi bize ikram ederim. Onu da bir erken alalım. Çok teşekkür ederim. Orijinal, organik, hakiki çiğ köfte arkadaşlar. Hepinizi bekliyoruz. Ne abi ya? Üstünlüğü duyuyorum. Hazır. İsterseniz ben bu arada sektörün sonuna ilgili sizlere bilgi vereyim arkadaşlar. Olur abi. Çok teşekkür ederim öncelikle bize bu fırsatı verdiğiniz için. Adıyaman'da şu an en büyük sorun istihdam, çalıştıracak adam bulamıyoruz, yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Gençlerin birçoğu internet kafeleri doldurmuş, çalışmıyorlar. Bu bizim en büyük sıkıntımız. İkinci sıkıntımız,
Piyasaya birçok çikolateci meslektaşlarım var. Kristal zeytinyağlı çiköfte olması gerekirken birçok arkadaşımız ayçiçek yağlı çiköfte de yapıyor. Bu sakıncalı bir durum. Ayrıca içerisinde reçeti konuyor. Bu çok daha sakıncalı bir durum. Siz şeker hastası olan bir insanın ölümüne sebep olabilirsiniz. Onun için bildiğiniz, güvendiğiniz yerlerden çikolata almanız lazım. Tabii. O konuda da ben kefilim, size güvenebilirler değil mi abi? Hay hay, elbette ki. Çeşit olarak nelerin var abi? Hı? Çeşit olarak nelerin var? Arkadaşlar, çiçekleri? Lavaş dürüm, pide dürüm, evet. Pestil, paket. Hı hı. Onun dışında şu fantazi şeylere, ürünlere ben girmiyorum. Yok cipsliymiş, yok ismi şuymuş, Doritos, yok ismi suşu, buymuş. Suşu. Tabii tabii, yani onlar bizim bir kere kültürümüze ayaklı. Biz çiköfte yapıyoruz. Hı hı. Çiköfte gibi yemek lazım. Sen sadeden vazgeçmiyorsun. Geçmememiz lazım çünkü orijinal sadık kalmamız lazım. Ne işi var Doritos'un çiköftenin içinde? Evet. Cevizin ne işi var bunun içinde? Nar eşkisinin ne işi var bunun yorumu aşamasında? Takipçilerimizi Adıyaman'ın en güzel çiğ köftesini yemeye davet ediyorum. Orijinal, organik, temiz ve leziz. Elinize sağlık. Afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.